Sağlığım için her şeyin bu bölümünde Türkiye'de hem gerek hem de özel sağlık sektörü giderek gelişiyor. Hem devlet hem de özel sağlık sektörü pek çok hastane açıyor. Türkiye'de sağlık yönetimini, hastane yöneticiliğini ve Türkiye'nin sağlık turizmindeki yerini ve hedeflerini konuşacağız. Bu konuda bize Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sohbetimize başlayacağız. Ancak her zaman olduğu gibi ben izleyicilerimize iletişim bilgilerimizi e, anımsatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler bize e, telefonla, maille ya da sosyal medya adreslerimizden sorularınızla ulaşabilirsiniz. Programın başında da söyledim Türkiye'de sağlık sektörü giderek gelişiyor ve Türkiye sağlık turizminde de giderek lider olma ülke yolunda ilerliyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda gerek devletin açtığı hastaneler var, şehir hastaneleri başta olmak üzere. Özel sağlık sektörünün özellikle de büyük sağlık gruplarının açtığı hastaneler var. Tüm bu bağlamda baktığımızda Türkiye'de yeterli sayıda, nitelikte ve nicelikte e, sağlık yöneticisi, hastane yöneticisi var mı acaba? Maalesef yok Esra Hanım. Evet. Ee, sağlık sektörü çok zor bir sektör, çok kompleks bir sektör. Teoriye Hı. baktığınızda devlet e, organizasyon çamasından daha kompleks, ona yakın bir zorluğu içinde barındırıyor. O anlamda da çok fazla iyi yöneticiye ihtiyacınız e, var maalesef sağlık yönetimi çok daha yeni yeni gündemde olan, üniversitelerin daha yeni yeni bölümleri açtıkları bir alan. O anlamda çok fazla üniversite mezunları, mezunları sağlık yönetimine yönelmiyorlar. bunun için ne yapıyoruz? Biz iyi üniversitelerin iyi bölümünden mezun olan arkadaşlarımızı alıp sağlık yöneticisi konusunda kendi işimizde eğitmeye çalışıyoruz. Bir de alaylı gelenler var sonuçta. Hı hı. Özellikle ortak katılım yöneticilerde alaylı olarak sektörün içinden öğrenip başarılı gençleri yüceltip yükseltip sonuçta onlarda da sağlık yönetisi yapıyoruz. Eksiklerimizi böyle gideriyoruz. Buradaki yapılması gereken şey belki iyi öğrencilerin daha fazla sağlık yönetimine yönelmelerini sağlayarak üniversite mezunu sağlık yöneticisi sayısını artırmak için üniversite, üniversitelerin biraz daha e, bu konu çalışıyor olmaları lazım. Belki bizim de onlara destek vererek beraber işbirliği içerisinde Türkiye'nin bu eksikliğini giderebiliriz. Hemen e, siz dinlerken şunu düşünüyorum. Sağlık yöneticisi kimdir? İyi bir sağlık yöneticisi ne tür özelliklere sahip olmalıdır? E, Hastasını tanıması gerek, gerekir tıbbın gelişimini, tıptaki incelikleri biliyor olması gerekir. Ama en önemlisi belki şefkatli olması gerekir. Çünkü hastanın derdini anlamak, onların ihtiyaçlarını algılayıp ona ona uygun çözümler üretmek çok önemli. Bunun için de bu işi gönülden yapan, şefkatli insanlara aslında çok fazla ihtiyacımız var. Bunun yanında teorik bilgiler de çok fazla gerekiyor. Hastane yönetiminin Herhangi bir şirket yönetiminden farklı değil sonuçta. Baktığınız zaman finans, insan kaynakları, pazarlama, iletişim, pek çok alanda kendiliği yetiştirmiş insanlar olması gerekiyor sağlık yöneticilerinin. Ama bu teorik bilgilerin yanında, bunları her yere bulabilirsiniz, İşini seven, 7-24 çalışmaya hazır, şimdi biz bazı, bazı sektörlerden insanları, sağ sektörünü almaya çalışıyoruz ama çok zor bu sektör diyerek Kaçıyorlar e, 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 maalesef. O anlamda o 7-24 çalışmaya e, alışık dertli insanların dertlerini Hı. algılayıp onlara çözüm e, üretecek nitelikli insanlar sahasiyetlerine gelmeleri gerekiyor. Şimdi şu 7-24 e, konusunu sizin örneğinizde biraz açmak istiyorum. Şimdi e, sizin şu an sağlık grubunuzda kaç hastane var ve kaç ilde? 11 hastanemiz var 5 şehirde. Beş şehirde 11 hastane. Peki siz bir kendi e, bir haftanızı e, ya da bazen sağlıkta kriz dönemlerinde bir gününüzü anlatır mısınız? Çünkü 7-24 e, bildiğim kadarıyla e, çalışan ve çalışmaya da çok seven yöneticilerden birisiniz. Biraz biraz öyleyim. Konuda evet. eleştiriliyorum biraz ama. E, haftanın altı gün evet. çalışıyorum. Yaklaşık evet. 12 saat, 13 saat bir gün içerisinde işte zaman geçiriyorum. Evet. E, Demin söylediğim gibi nasıl e, has, do, do, çalışanlarımız veya yöneticilerimiz hastalarını tanımaları onların ihtiyaçlarını algılanması gerekiyorsa benim de kurum, kurumun en üst düzeyinde olan kişi olarak aynı şeyi benim de yapıyor olmam lazım. Onun için bu 5 şehirdeki 11 hastanemi çok sık ziyaret ediyorum. Oradaki çalışan arkadaşlarımızın, hekimlerimizin, yönetici arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını algılayıp kurumun stratejilerini bu doğrultuda belirlemeye çalışıyorum. İkinci olarak da hastalarımızın derdini anlamaya çalışıyorum. Hı hı. Çok değişiyor sektör. Çok fazla teknolojik anlamda gelişmeler var hı hı. sektörde. yönetsel ama çok fazla gelişmeler var. Hastaların beklentileri her geçen gün artıyor. Çünkü hep hastaya iyi bir şeyler sunduğunuzda bir üstünü bekliyor. Bir üstünü bekliyor sonuç. Onun için beklentilerle beraber Onları bizim karşılığı olmak lazım. Hastayı mutlu eden şey beklentilerinin üzerine çıkmak. O anlamda da hastalarımla çok fazla konuşup onların dertlerini algılayıp hı hı. beklentilerini öğrenmeye çalışıyorum ki kurum olarak biz o beklentilerin üzerine gidecek stratejileri, taktikleri ve yöntemleri geliştirelim. Mesainiz çok üzüyorum. Araya girdim. Sizin mesainiz. Kaçta başlar kaçta biter normalde? Sekiz buçukta başlar akşam dokuz buçuk on gibi e, biter. Hı hı. Ama tek pazar günü hani kendime zaman ayırıyorum orada da kendimi geliştirmeye e, e, çalışıyorum yurt dışı örneklerini takip etmeye çalışıyorum yurt dışında çok daha büyük networkler var sağlık hı hı. zincirleri var onların yaptıklarını algılamaya çalışıyorum. dünya sağlık biraz glo global bir iş ama biraz yerel bir işte hı. Hindistan'daki hastaneler çok daha farklı bir şekilde iş çözüyorlar. Amerika, Amerika'dakiler, İngiltere'dekiler çok daha farklı bir şekilde probleme yaklaşıyorlar. Ben onları sentezleyerek Türkiye'de kendi grubunda nasıl değer yaratabilirim? Onun için de pazar günleri kendimi geliştirmeye ayırıyorum. Peki şimdi biraz önce dediniz ki işte en yoğun, en fazla çalışan CEO'lardan, sağlık yöneticilerden birisiniz dediğimde bazı anda şikayet ediliyor dediniz bazıları. Aileniz nasıl bu durumdan? Memnun mu? Çünkü pazar gününüzü bile normalde hani kendi gelişiminize çünkü gelişmenin, öğrenmenin gerçekten sonu yok. Bir insan ben oldum dediği anda, ben öğrendim dediği anda biter. Ben de 35 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ben de her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Özellikle gençlerden, çok şey öğreniyorum çünkü gençlerin e, iletişimi dijital medyası çok önemli. E, onlar şikayetçiler e, tabii ki özellikle evet. çocuklarım onlarla daha az zaman geçirdiğim için şi şikayetçiler. Ama biraz alıştılar da kızım artık 18 yaşında, oğlum 14 yaşında bana olan ihtiyaçları biraz daha e, e, azalıyor ama. Hastalarımıza verdiğimiz hizmeti görünce iyileşen e, hı hı. gençleri, yaşlıları e, görünce onlar da beni e, algılıyorlar. Küçükken bunu anlamıyorlardı ama şu anki 18 yaşındaki hı hı. kızım, oğlum da 14 yaşında bunu artık algılamaya başladılar. Onun için beni biraz affediyorlar. Evet zaten e, gerçekten e, doktorlar olsun, sağlık yöneticileri, hemşireler ve tüm sağlık personeli gerçekten ...çok önemli e, hizmet veriyorlar... ...sağlığımızla, yaşamımızla ilgili... ...şimdi hasta memnuniyetine hep vurgu yaptınız... ...konuşmanızda... E, ...gözlemlerinize göre... ...ya da sizin fikrinize göre... ...bir hastada memnuniyet yaratan... ...en önemli faktör sizce nedir? Hekimin bilgisi, deneyimi... ...hastaya ilgisi mi? Hemşirenin hastayla ilgisi... E, ...güler yüzü mü? Hastanenin otelcilik hizmetleri mi? Elbette bunlar bir bütün ama... ...bunlar içinde aslında... En çok sizce hangisi hasta ve hasta yakınlarının tarafından önemseniyor? Aslında cevabı siz kendiniz verdiniz bunların bütünü. Evet. Ama bu bütünün içerisindeki en büyük paylar dersiniz tamamen hekimlerimizde. Çünkü asıl değeri yaratan, asıl farkı yaratan aslında hekimlik hizmeti. Orada iki nosyonu var olayın. Hı hı. Bir medikal teorik bilgi var. Okullarda öğren öğrenilen daha sonra üzerine tecrübeyle beraber çok şey koyulan bir bilgi yuvağı var. Bir de olayın yetişim ayağı var sonuçta. Biz bu ikisini de kurumumuzda yapmaya çalışıyoruz. Bilmek yetmiyor. Bunu hastanın anlayabileceği seviyede hastayı anlatabilmek ve onu bilgilendirmek aslında işin noktalarından birisi. Bu ikisini de yaptığımız hekimlik hizmeti aslında bu süreçteki... En değerli e, hizmetler ama bütünün parçasını da her zaman e, e, diğer parçaları da önemsemiyor olmamak da, e, e, gerekiyor çünkü memnuniyet yüzde yüzü sağlamakta ufak bir şeyde bir şeyin geç gelmesi bir malzemenin geç gelmesi bir hemşirenin suratının aşık asık olması bile o bütün yaptığınız iyi şeyleri aslında silebiliyor onun için bu bütünsellik aslında işin püf noktası bir takım oynasın da ee, gelelim e, biraz da sağlık turizmine. Ve Türkiye'nin e, geleceğine. Şu an e, Türkiye'nin e, geleceğini sağlık turizminde nasıl görüyorsunuz? E, grup olarak sizin sağlık turizminde öncelikli branşlarınız neler ve öncelikli illeriniz? Ee, sağlık turizmi Türkiye için çok önemli bir fırsat. E, bu işe Türkiye'de 3-4 kişi ve 3-4 kurum başladık biz çok geçmiş yıllarda 2006 yılından beri emek harcıyoruz. Yaklaşık 10 13 yılda saat için çok uğraşıyoruz. Son 2 yılda Türkiye bu konuda bir patlama e, yaşadı. Aslında biz patlamayı daha önce bekliyorduk. 2016'da bekliyorduk, 2015'de bekliyorduk ama bazı biliyorsunuz güvenlik konusunda sıkıntılar Hı. yaşayınca biraz yabancı hastanın gelmesi azalmıştı. Ama son iki yılda büyük bir patlama var. Hastalar niye geliyorlar? Önce ona bakmak lazım. Önce kalite için geliyorlar. Ya kendi ülkelerinde yapılmayan hizmetler için geliyorlar veya kendi hizmetlerinde iyi yapılmayan hizmetler için geliyorlar. Onun için bu işte en değerli şey kalite hizmet sunmak. Türkiye bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. İki, teknoloji. Teknolojiye ulaşamıyor insanlar kendi ülkelerinde. Teknoloji için geliyorlar ve teknolojinin iyisi için geliyorlar. Üç, hizmet kalitesi. Hekimlerin yaklaşımı, tedavi olmakları sonuçta çok önemli. Dördüncü noktada ulaşılabilir olması gerekiyor. Türkiye'nin en büyük artlarından birisi de o. Bizim jeopolitik konumuz çok fazla işe yarıyor. Yakın coğrafyamızda 3-4 saat uçak mesafesinde 2 milyar insan var bizden daha kötü sağlık hizmeti alan. Onlara Türkiye'de hizmet sunabiliyoruz. Ve biz kendi kurumumuzda çok bu konuya odaklıyız ve çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. Geçen yıl gelirlerimizin %17'si sağlık turizminden gelirken bu yıl o oranı %25'e çıkarttık. Bu yıl çok hızlı bir şekilde gelirlerimiz artıyor. Hangi branşlar için geliyorlar? Genellikle zor branşlar için geliyorlar. Karaciğer nakli, böbrek nakli için geliyorlar. Onkoloji, kanser cerrahisi, kanser tedavileri, kemoterapi ve radyoterapi için geliyorlar. Kemik iliği nakli erişkin, pediatrik kemik için geliyorlar. Bir de olayın e, güzellik boyutu var. İşte <laughs> burun ameliyatları, vücutla ilgili hani düzeltme ameliyatları için çok fazla hasta geliyorlar. Nereden geliyorlar? Dünyanın her tarafından. Bizim yaklaşık 2-3 tane çalışanımız sadece bu işle ilgileniyor. 24 farklı ülkeden çalışanımız var. <laughs> 21 farklı dil konuşuyoruz. Çünkü hastalarımızın her ihtiyacını anında karşılamak, onların Türkiye'de yabancı hissetmelerini sağlamak için bütün ekip halinde çalışıyoruz. Ve bu sayede de iyi bir başarıya sahibiz. Şimdi 24 farklı dil konuşuyorlar dediniz evet. değil mi? Hemen şuna geleceğim. Tabii ki e, hastayla konuşanlar, iletişimi e, sağlayanlar 24 farklı dilde e, konuşuyorlar. Şimdi tabii ki Türkiye'nin geneline baktığımızda hekimlerin, hemşirelerin bir yabancı dil problemi var. Şimdi tabii ki bu hasta hasta yakınına hemen iletişimde bir aynı lisanı konuşmak, birkaç kelime de olsa anlaşmak önem arz ediyor. Türkiye'nin geleceğinde personelin, sağlık personelinin yabancı dili yeterince bilmemesini nasıl bir problem olarak görüyorsunuz? Bu konuda herhangi bir öneriniz var mı? Ülke olarak yapmamız gereken. Çok büyük bir sıkıntı, çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Hastanın derdini anlatabiliyor olması, hekimin ve hemşirenin bunu anlıyor olması çok değerli. Araya birini koyduğunuzda aynı etkiyi alamıyorsunuz. Bazen yanlış tercümanlar olabiliyor. Veya aynı kelimeler tam anlamıyla çevrilemediği için tedaviler bile aksıyor. Geç kaldığımız vakalar maalesef oluyor. Onun için tercüman arkadaşlarımızı çok fazla eğiterek sürece sokmaya çalışıyoruz. Buradaki çözümün... Özellikle hemşirelik hizmetlerinde ve ebelik hizmetlerinde daha üniversite seviyesinde en azından bir dili mükemmel seviyede bilecek şekilde üniversitelerle belki hastaneler iş içinde olmalarının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. İngilizce artık evrensel bir dil. Herkes konuşuyor, her yerde en baskın dil haline geldi. İngilizce olabilir, Rusça olabilir, Arapça o, o, olabilir. Bizim şu an en çok ihtiyaç duyduğumuz diller bu, bu, bu üçü. Burada e, üniversite eğitiminde, Tıpta çalışan herkese bu eğitimin verilmesini ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi aslında süremizi aşmak üzereyiz ama iki soru daha soracağım çok kısa yanıtlar rica edeceğim sizden. Şimdi tabii ki hastanelerde giderek gelişiyor. Biraz önce yayın önceki sohbetimizde de dediniz artık geniş alana yayılmış her şeyin bir arada bulunduğu büyük hastane modelleri. Ee, ön plana çıkıyor. Ee, bu açıdan e, mesela bir de iki kavram var. Dijital hastaneler ve çevre dostu hastaneler. Geleceğin hastaneleri nasıl olacak? Hem çevre dostu olarak hem de sağlık teknolojisini kullanan dijital altyapıları olan hastaneler olarak. Ee, sağlıkta yani çok Değişim var. En çok değişen sektörlerden birisi e, sağlık. Teknolojinin gelişimi de çok önemli. Yapay zeka geliyor artık. Yeah. Artık makineler öğreniyorlar. Öğrenen makinalar, tıpta önemli bir hale gelecekler. Giyilebilir sağlık teknolojileri var. Artık vücudumuzdaki giysilerden hastaneler veri alacaklar ve tedavileri ona göre planlayacaklar. Ve kişiye e, özgü akıllı ilaçlar geliyor. En e, hızlı gelebilecek hmm. ve en, en önemli 3 ayak e, burada. Onun için evet. biz bu teknolojiden uzak kalmıyor olmamız lazım. Hastanelerin konforu içinde hastanelerin dijital bir şekilde hastalara en yakın şekilde ulaşabiliyor olması gerekiyor. Çevreye duyarlılık konusuna da baktığımızda dünyamız zorlanıyor artık. Gereğinden fazla üzerinde yük var. Ee, sağlık için zaten çevreye duyarlılık e, gerekiyor. Bunun da önceliğini bence hastaneler e, yapıyor olması lazım. Bizim yeni açtığımız hastanede lead platinum sertifikamız var. E, biliyorsunuz da... siz evet. ziyaret ettiniz. Evet. Bu, bu vizyonu biz orada e, hastanemize yansıtmaya çalıştık. Evet, şimdi en son yine bir e, konuyu sorayım. Yönetmen arkadaşım da benim süremizi açtık diyor ama e, şey merak ettim. Şimdi e, 5 tane ilde 11 hastaneniz hı hı. olduğunu söylediniz. Yurt dışında hastane açma planınız var mı? Sağlık turizmindeki hedefleriniz doğrultusunda. Ya da Türkiye'de nerelerde, hangi illerde e, hastane açmayı... ...planlıyorsunuz. Eğer henüz gizli kalmamış... ...açıklanacak bilgiler varsa rica edeyim. Türkiye'de... ...şu an ilk aşamada Türkiye'de... ...itinlara planlıyoruz. Hı hı. Yakın zamanda bununla ilgili aksiyonlarımız olacak. Yurtdışı orta vadede mutlaka olacaktır. Türkiye'de yıllarda geliştiğimiz bilgi birikimini... ...know-how'ı aktaracağımız... ...çok fazla ülke var. Aslında yurt bu konudan çok güzel talep de geliyor. Evet. Ama ülkelerin... ...hem... Yönetimsel olarak bunu hazır olmaları gerekiyor. Evet. Sağlık altyapılarının bunun hazır olmaları gerekiyor. Ve yetişmiş insan gücü olması gerekiyor o ülkelerde. O açıdan sıkıntılar yaşıyoruz. Ama yurt dışındaki hastaneleri yönetmek konusunda şu an pek çok ülkedeki hastaneyle beraber görüşüyoruz. Buradaki bilgi birikimimizi yurt dışına yatırım olarak değil de bilgi hı hı. aktarımı ve oradaki hastaneleri yönetmek şek şeklinde aktarıyor olacağız. Türkiye için de yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu sektöre inanıyoruz. Çok başarılı, önemli işler yapıyoruz. Bunları daha fazla insanın hizmetine sunmak istiyoruz. Ee, Sayın Uğur Genç çok teşekkür ederim sağlığım için her şeye katıldınız. Hem sizinle hastane yöneticiliğini, Türkiye'de sağlık yönetiminin ve Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedeflerini konuştuk. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim size zamanınız için. Bugün de bir sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Sevgili izleyiciler... Gerek bu programda el aldığımız konuları, gerekse bu zamana kadar işlediğimiz sağlıkla ilgili. Tüm videoları, tıptaki gelişmeleri, uzmanların önerilerini YouTube'da Sağlığım İçin Her Şey kanalından takip edebilirsiniz. YouTube'da Sağlığım İçin Her Şey kanalına üye olmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında Sağlığım İçin Her Şey'de sizlerle yeniden buluşuncaya dek kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.